Efendim lezzet yolculuğu başlıyor. Ekranlarınızın başına geçmişsinizdir. Çayları demlemişsinizdir umarım. Havalar sıcak, soğuk bir şey de alabilirsiniz efendim yanınıza. Başlıyoruz. Muhteşem bir köydeyiz. Değerli arkadaşım, özü, sözü, sesi güzel. Hakikaten sanat camiasında en güzel kalpli, en sıcak kalpli dostlarımdan bir tanesi. Türkü bugün konuğumuz. Öyle bir yerde ki. Benden bahsediyorum. Kendi memleketinde. Evet. O çok mutlu bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk Turgay'ım ya. Çok mutluyum, inanılmaz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ya ben beni davet ettiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Elazığ denilince aklıma sen geldin. Teşekkür çok seviyorsun Elazığ'ı hemşerilerimiz. Onlar da seni çok seviyor. Ben onlara kurban olam daha ne olsun he. Kadan alayım diyorsun. Kadan alayım. Neli siz? Kadan alayım, seveyim diyor yani. Bugün çok, güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Biz neredeyiz şu an? Oh. Elazığ, bir türlü öğrenemedim. Elazığ'ın en güzel köylerinden birindeyiz. Eski ismi tabii Hoh. Yeni adını söyle. Kavaktepe. Gördün. Şimdi ben geldim Turgay'a, bizim bu tarafları gezdireceğim. Evet. Biraz da bizim medeniyeti bugün görsün. Emrinize amadeyiz. Estağfurullah. Hoh köyünü gezeceğiz. Onu Elazığ'ımızı duydum. Göresel yemeklerini anlatacağız. Evet. Bu güzelliklerini sizinle paylaşacağız. Biraz tarla işleri olabilir, biraz bahçe işleri olabilir. Yani, ben biliyorum benim başıma neler gelecek. Onun başına gelen vukuatlar benim başıma gelsin diye ben biliyorum uğraşacak ama dur bakalım Allah sorumuzu ayrı de inşallah. Biz senin misafirin değil miydik? Doğru söylüyorsun ya, benim bir fikrim var. Hadi gidelim bakalım. Hadi neler olacak. Buyurun. Haydi. Kız bak ben at. Allah aşkına bu gel. Sen Elazığ'ın kızısın. Bir dakika kalkma, bu kapı atıyor şey, kuruk atıyor bana. Dur. Yeter onu, artık bugün çok nasıl sardım. Nasıl yeter? Nasıl? O kime yeter? Allah bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hayır ben sana söyleyeyim mi? Biz daha bir şuradan gelirken horoz ötmeye başladı. Dedi ki hepiniz içeri dedi. Büyük cevizin dibin anay güzelim nanay. Sallan da gel yanıma nanay güzelim nanay. Patatesli. Kakırdak mı? Ay kakırdak. O bilmez de o yüzden. Ben biliyorum, kuyruğu kızartınca kakırdak oluyor. Evet ama bunun bir unu gelmemiş. Ne olmuş ona? Bir dakika dur ya. İşte al almayı daldan alacağımız bölüme geldi sıra. Daldan alma, benden al. Tamam ver. Daldan alma, türküden al. Orada kavurma yaparken bir türkü ister izleyici. Öyle bir türkü ister ki böyle içinde kavurma geçsin, et geçsin. Kavurmayı pişirmişim. Yok ya başlayalım, ekşili köfteye başlayalım. Ama beni kandıramazsın, onu yapacaksın. O daha bitmez. Yani sonuçta bir korkusu var türkünün. Sağ ol. Ayağına şimdi dokunursa... Ya benim işime kardeşim, işim mi yok, gücüm mü yok ya? Neden olabilir? Allah Allah! Ne şey diyemin? Ya yine dedin abla, yine dedin onu ya. Yılan deme ya. Yılan deme ya. Dargın mısın bana gelin, üzgün müsün bana gelin, bu can kurban sana gelin. (Gülüyor)
Afşar değerli kardeşimizsin. Sizi şöyle öne doğru alalım. Türkücüm sen de gel. Türkü tabii duygulandı. Türkü haklı olarak duygulandı. Kendi memleketinde çok sevdiği topraklarda. Ne oldu? Çayda çırayı gördüğünde... Kurbanım. Alkış alkış. Sana kıyamayın. Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Çok seviyorsun Elazığ'ı. Elazığ da seni çok seviyor. Tabi burada yaşanmışlıklar var. Burada anılar var. Çocukluğu burada geçti. Sevdikleri burada. Saydıkları burada. Hüseyin abimiz burada. Hüseyin Karlı da. Bu arada biz ondan nerede olduğumuz hakkında bilgi alalım. Çünkü ben iki sebepten dolayı aslında çok mutluyum, huzurluyum. Bir tanesi Türk'ümüzü çok sevdiği memleketine getirdik. Hemşerileriyle buluşturduk. O sebepten dolayı çok huzurluyuz ve çok mutluyuz. İkinci sebebi de çayda çırayı kendi doğduğu yerde size sergiledik şu an. Hüseyin abi Elazığ konusunda yaşayan bir kültür hazinesi. Biz o ve onun gibi üstadlarımızdan bilgi alıyoruz, besleniyoruz. Özellikle Elazığ konusunda da çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Türkü de sizi çok seviyor. Biz de ekip olarak çok seviyoruz. Şimdi... Malamat ettin gittin beni. Vallahi billahi. Biz kızımızı sen üzülme biz sana ya. Kıyamayız. Vallahi çok duygulandım ya. Çok çok harikaydınız ya vallahi. Malamat olduk ya ağlamaktan. Yani perişan oldum demek yani. Ağlamaktan perişan oldum. Bitap oldum demek malabat oldum. Evet Hüseyin abi. Nasılsın önce? Köyümüzde sizi ağırlamaktan dolayı şeref duyarız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Abi, şimdi teşekkür köyümüzde ederiz. Çok güzel vakit geçireceğiz. Boşa gelmedik. Eyvallah. Evet, çayda çırayla başladık ama Türk'ü. O yüzünü güldüreceğiz inşallah. Bakayım başladı ya günler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bana şimdi bir şey yani bizim hemşehrilerimiz bilirler de ben davul zurna sesini de duyunca böyle tutamıyorum abi kendimi. Şimdi bir de kız ha. Ya ben neden bilirim arkadaşlar. Duygulanıyor. O kadar çok seviyor ki. Yani, ben horonda da ağladım. Ben de öyle bir adamım. Evet. Dayanamıyorum. Çünkü evet. O kadar kıymetli ki memleket. Bir de memleketteyim yani. Hani hem özlemim var hem de gelmişim ya abi yani. Çok güzel bir gün bekliyor o zaman bizi. İnşallah. Eyvallah. Evet yemekler var. Eyvallah. Nice köyde yapılacak iş var. Çok eğlenceli dakikalar sizi bekliyor ama bu güzel ekibi yakalamışken bir tane daha istiyoruz. Ne var sırada? Nikolay. Biraz Nikolay. Nikolay. Yaşlı usulü. Tamam. Yaşlı usulü. Yaşlı usulü derken niye Hüseyin abiyi gösteriyorsun? Estağfurullah o delikanlı. O delikanlı. Delikanlı usulü o. Delikanlı usulü. Evet Nikolay geliyor benim sizin için. Ardından geziyoruz köyümüzü. Kuzu İşleri Müdürümüzün yanına Cebrail abimiz. Bu bölüm kuzusu türkü için kesildi. Cebrail abi nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Sizi gördük, kuzuyu gördük daha iyi olduk. Allah sizden razı olsun. Allah iyilik versin. Sağ olun. Bu kuzu değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, kuzu. Tuz görüyorum ben. Evet. Kaya tuzu. Ne yapacağız? Kuzu tuzlayacağız önce bu. Kuzumuzu tuzlayacağız. Ondan sonra yağdan salçayı karıştıracağız. Tekrar 5 dakika sonra onu süreceğiz. Şişimize takıp ocağın üstüne koyacağız. Doğru. O zaman tuzlayalım. Tuzlayalım. Tuzlamak ister misin? Yok abim tuzlasın. Şimdi tuzladık. Sırada tereyağı. Tereyağından salçayı birbirine katıp onu süreceğiz. Şimdi mesele bağlamak, yani bunu sıra geçiriyorsun ama evet. Bunun kaymaması için onu sabitlemek gerekiyor evet. Sıkı bir şekilde. Evet. Çünkü ya. Bir sırayı çevirdikçe kuzunun da
sabit durmaması lazım. Onun da dönmesi lazım. Evet. Onları alıyoruz, ayakları şuraya bağlıyoruz. Gerdiriyoruz. Bak güce bak şimdi, bak bak. Tilki de çalışıyor kendi kuzusu için. Tabii canım. Ne kadar ekmek o kadar kuzu bizde. Ne kadar emek o kadar... İtiyorum abi, sen bağla. Kuzu çevirme. Bağla abi sen. Sen bağla. O da kolay bir iş değil, ben sana söyleyeyim. Kolay kolay. Gerdirelim biraz. Evet. Tamam, şimdi boynunu da bağlıyoruz. Ardından ateşe gönderiyoruz. Buyurun. Çekilin. Çekilin. Kuzumuzu taktık bu şekilde. İnecek. Bu evet. Kuzuyu değil, bizi de pişir. Biraz pişsin vallahi. Ardından dönmeye başlayacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin Cebrail abi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayağına şimdi dokunursa... Ya bir git işine kardeşim, işim mi yok, gücüm mü yok ya? Allah Allah. Şimdi bir sevdayla, yani şöyle bir sevda, çilek kokusu geldi burnumuza yoldan geçerken. Nasıl güzel bir çilek kokusu var. Hadi dedim burada kesin çilek topluyorlar. Girelim, girdik. O benden hızlı girdi tarlaya da bir korkusu var Türkünün. Sağ ol. Sana programın devamında iyi yayınlar dilerim. Şu an o kadar zor yürüyor ki burada. Neden? Neden olabilir hocam? Allah Allah. Lan! Paylaşayım mı? Adını bile söyleyemiyorum ama. Bak, bak sakın. Sen kulaklarını kapat. Bak nabzıma bak, gel. Tamam sen kulaklarını kapat. Yılandan korkuyor, yılandan. Bak ezdim ezdim. Ne ezdin, yılanı mı? Allah cezanı vermesin ya burada. Sürüngenler çilek sevmez. İstersen gel soralım ablalara. Ben gideyim yanına, çok korkuyor. Bak yapma, kurban olayım. Bir şey olursa bak şuradan tırmanabilirsin. Ya kanatlarım üşüyorum ben oraya. Başımın üstünde yerin var. Bak bak nabzıma bak bak. Ya. Hakikaten çarpıntın var. Hemen seni rahatlatmamız lazım. Nasıl? Çilek ye. Gel. Kolay gelsin. Nasılsınız ablalar? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Tam vakti midir şimdi? Doğal çilek değil mi bu? Organik çilek işte. Ay, evet. Yani bu çileğin kokusu bizi 100 metre ileriden buraya getirdi. Bu kadar söylüyorum. Bakın abartmıyorum. Koku üzerine biz buraya döndük. Çilek yalnız kokusu geliyor. Ezmiş Turgay hepsini, gördün mü? Ben mi ezdim? Yoksa sen mi zıplarken ezdin? Ben buraya basmadım. Sanki ben zıpladım değil mi? Ya ben buraya basmadım. Ben orada zıpladım. Sen de sağ ol. Sağ ol. Abla gerçek. Allah'tan benim hemşerimsin yani. Bak 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 bak. Şimdi bütün korkularını yeniyor bu manzarayla. Nasıl tadı? Canım buraya kadar her şey için teşekkür ederim. Ben çekimi aldım. Vallahi mis. Ne güzel kokuyor. O kadar güzel. Bir de yumuşak. Çok güzel. Biraz yardım edelim. Al! Allah aşkına! Ne, Allah aşkına! Ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Ya! Otur, otur. Ya bari otur. Hakikaten otmuş ya. Kolay gelsin ablalarım. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz bize de vakit ayırdığınız için. Hasbelkader size biraz yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi şuradan hızlı gitmek için bir anons mu yapayım? Hayır hayır. Normal mi çıkalım? Normal çıkalım lütfen, insan gibi ya. Rezil oldum gerçekten ya. Beşe kadar içinde hiç korku morku bizde yok. Çok şükür ne yılanda ne Allah şeyde yemin. Ya yine dedin abla, yine dedin onu ya. Yılan deme ya. Yılan deme ya. Şifa kaynağı. Bizim evde eksik olmaz. Kolay gelsin abicim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler varlar. Karadut çok bulunmuyor kurusu. Bulunmuyor. O çok ama çok faydalı ikisi de. Bu biraz daha faydalı diyorlar. Bu urumtudu. Yani çok bulunmayan urumtudu. Urumtudu. Karadut'ta hiçbir daha urumtudu. Bu daha farklı. Öyle mi? Karadut değil. Köyümüzün mi? Yok. Dutu da meşhur. Yani diğer sebzeler, meyveler olduğu gibi, çileği olduğu gibi dut da çok meşhur burada. Abilerimiz böyle doğal tarlalarda bunu.
güneş ışığında kurutuyorlar. Evet. Eyvallah, kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Birer avuç helal eder misiniz? Afiyet olsun. Şöyle yolluk. Ne demek, ne demek. Teyzeler ileride çalışıyor, onlara doğru gideceğiz. Yani azami enerji. Azami ufaklar değil mi? İki avuç. Sen üç avuç alacağız fazla sağ. Oğlana alsın, ufaklar alsın. Fazla zahmet çekilsin. Teşekkür ederiz. Afiyet. Allah bereket versin afiyet inşallah. Bereketi çok olsun. Gel bakalım gidelim. Şu ileride teyzeler çalışıyor. Ne yapıyorlarmış bir bakalım. Kolay gelsin. Kesin bana, ben size söyleyeyim. Kesin bana inek sağdıracak. Bunun derdi başı gelmeden evet beri inek sağdı. Gelse inekler de var kendi orada. Kendi başına vukuatlar geldiği için benim başıma vukuat getirmeden beni göndermeyecek, ben size söyleyeyim. Efendim, hamur işleri için Meral ablaya ve Pınar Hanım'a bağlandık. Büyük cevizin dibinde hamur açıyoruz. Ne yapacağız? Meşhur patilayı hazırlayacağız. Güzel de türküsü var değil mi? Tespitiz mi? İstediğin gibi oku. Büyük cevizin dibin anay güzelim nanay, ne gezersin el gibi nanay kibarım nanay. Sallan da gel yanıma nanay güzelim nanay, helal cemalım gibi nanay güzelim nanay. Başlıyoruz yani hemen patilaya Meral evet abla. Bu kadar açıyor evet muyuz ya patilayı? Evet. Bayağı büyük açıyorsunuz incecik. Bir şey söyleyeceğim, o salamura peynir mi bizim? Evet. Ver ondan ver. Bayağı oldu. Patilaya evet bak sen. Elim bol gördün. Arabanın tekeri kadar oldu yani. Allah'a evet tabii şükür. Kapatıyor musunuz? Kapatayım. Sen kapat. Ne demek? Ne demek? Şimdi bu peynirli maydanozlu evet patila. Patilanın aha dört çeşidi yapılıyor. Evet. Kıymalı var. Lorlu var galiba. Patatesli var. Çökelik. Çökelek bizde mi çökelek, bize çökelek deniliyor. Tuzsuz mu? Evet. Tamam. Şimdi evet bu ateşe gidiyor. Aslında diğerlerini de hazırlamaya başlıyoruz. Zaten. Bir tane de türkü yapsın ister misiniz izleyiciler? Ben tabii evet ben. Zaten yapsın benim bugün yapmadığım yapsın iş kalmadı zaten. Bir de hamur açma kalmıştı. Benim o işte de eksik kalmasın istiyoruz. Edecek dedim etti yani, ben sana söyleyeyim. Neli yapacaksın? Seni ne kurtarır? Patates. Tamam. Kıymalı. Kıymalı abla ya, bir tane. Var mı kıymalı? Aha, tamam o zaman patatesli. Kakırdak mı? Ay, kuyruktan. O bilmez de o yüzden. Ben biliyorum, kuyruğu kızartınca kakırdak oluyor. Evet. Ama bunun bir unu gelmiş. O nerede? Ne olmuş ona? Bir dakika dur ya. Konuşuyor ama hamuru da açamadı. Buyurun. Ya ben türkü söylüyorum şimdi, ne yapayım? Şimdi türkü patila yapıyor bize. Çok sevdiği Elazığ'da. Bakalım nasıl olacak türkünün patatesli patilası. İzliyoruz. Unu mu az geldi? Şimdi biraz daha un ekliyoruz. Şimdi buna mı geçebilir artık? Şimdi. Bak iyi izle. Demek ki bugüne kısmetmiş. Bugüne kısmetmiş bak, onu öğrenmek. Bak, bak son numaraya bak. Bak sonunu bak. Bak şimdi. Bak. Bak. Gördün mü? İşte ben onu yap bakayım, sen yap bakayım. Hadi bak. Sen yap bakayım. Yok, son numarayı diyorum. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Evet. Böyle doğruyorsun. Evet, evet ama burayı kısa koymayın. Ha. Ne olurmuş? Kısa gelince olmaz. Olmaz. Şöyle ortadan olacak. Şöyle. Son böyle numarayı olacak yapamazsın o zaman. Son numarayı. Evet. Böyle böyle. Bunu böyle yapıyoruz. Hı? Olmadı işte. Sen oldu işte, şık dedi. Meral'cim. Demedin Meral abla. Yani bir erkeğin yapabileceği kadar. Değil ki ben ne anlarım bu işlerden. Böyle de gördün mü? Sen versene, sen niye devam etmiyorsun? Bizi hanımları gördün değil mi, ne kadar kibarlar. Türkan'ın buyurdu. Ben sen malamat et, sen de beni malamat et, tamam. Yap bakalım olacak mı? Hadi on, hadi. Hadi attır bir tarafa. Kefir. Hah işte bu ya. Tamam. Bir tane onu buraya attırmak gerekiyor. Alkışlamamıza gerek yok. Kefir. Evet güzel. Eli yakışıyor yani. Bu işi bir saatte öğrenebilir bence türkü. Vallahi öğrenirim ya. Niye öyle diyorsun bana ya? Hamurumuzu açıyoruz. İçine evet patatesimizi dolduruyoruz. Bunu da gönderiyoruz ha sacımıza. Patatesi ekliyoruz bak, saca. Gördün mü tereyağını? Gönderiyoruz. Bak. Sonra yağlıyor gördüğünüz ya gibi. Ardından da mideye indiriyoruz. Hatta şimdi patates tadına mi bakalım mı yavaş yavaş? Buyurun. Patatesleri ekliyoruz. Patilaların tadına bakıyoruz. Ya
Biz patilalarımızın tadına bakmaya, tüketmeye devam ediyoruz efendim. Yani bizim için kısa bir patila arası. Ama ardından köyümüzün en lezzetli yemekleri için ayrılmayın. Tarifler geliyor. Kirazdan daha fazla sevdiğim bir şey varsa o da vişne. Nihayet bu yıl vişneye kavuştuk. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Vişneler çok güzel görünüyor. Galiba tam vaktindeyiz şu an. Aynen. Sen gel, ben biraz yardım edeyim. Doğru. Buyurun. Düşersen hem gülerler. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hani küçük görünüyor ya. Fakat öyle bir dolu dolu lezzetli oluyorsun. Lezzet bombası ya. Muhteşem. Bir de çok faydalı. Evet. Çok faydalı. Çok çok tüketin bunu mevsiminde. Hatta şöyle yapalım. Bunun kompostosunu yapalım mı? Hadi kazanlarda de kaynatıyorlar bunlar. Ama bu kadarıyla olmaz mı kompostosu? Biraz daha toplayalım. Hadi. Al almayı daldan al, al almayı daldan al, daldan alma. Benden al, duydum gelin, o bize, dur ben ölem, ondan al, dur ben ölem, ondan al. Türküler üstünde al almayı, daldan al dedik ve gidip almaları toplamaya varalım. Yar henno henno henno, eller kınalı henno, gözler sürmeli henno. İşte al almayı daldan alacağımız bölüme geldi sıra. Daldan alma, benden al. Al. Tamam ver. Daldan alma, kürküden al. Kızarmışlardan mı alacağız? Evet, bunlar olmuş mu Mehmet abi? Olmuşlar. Tamam değil mi? Evet, evet. Yani bir 3-5 gün daha dursa daha da güzel olur. Kızaracak. Tabii. Peki dalından aldıktan sonra kızarır mı kendisi biraz? Evet. Devam eder değil mi kızarmaya? Evet. Güzel abi. Mehmet abi tatları çok kim güzel. Kim bilir nasıl ya. Sulu. Bakacağım vallahi. Şimdi. Bakacağım şimdi tadına. Helal et abi. Ben yeşil seviyorum bak ya, o yüzden tadına. Yeşil. He. Bak bakalım tadına. Oh, ya, kendi gelmiş. Muhteşem. Basket. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür olsun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Mehmet abi, bizim biraz daha işimiz var Mehmet abi. Türkü'yle beraber. Buyurun. Artık tarlalarda mı çalışırız? Yemek mi hazırlarız bilinmez ama Elazığ'da bu güzel köyde bizi güzel dakikalar bekliyor. Ayranımız da var. Ayran içelim öyle mi? Gözleme yaptırabilirim. Yavaş. Gözleme demiş, heyecanlanıyorum ben. Gözleme var mı? O da olur, o da olur. Bir ayran içelim. Vaktiniz olursa olur. Bir ayran içelim. Tabii. Öyle gidelim o zaman. Ayran içip hale düşmeyek sonra. Hayır hayır. Olur mu? Hiç ayrı. O zaman gidecek. Bu sıcak evet, havada buyurun. Çalıştık, terledik, bir ayranı hak ettik. Teşekkür hadi bakalım, buyurun. Sağ olun, buyurun. Komposto yapmanın incelikleri. Vişneyi bulursanız yaşadınız. Harika bir komposto sizi 3-4 ay idare eder. Buz gibi suyla karıştırın, şekerini ekleyin. Oh mis gibi en sağlıklısından kompostonuzu için yemeklerinizin yanında. Ahmet abi hazırlığı yapmışsın. Evet. Kazanımız da pişecek. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. İlk etapta evet. Hüseyin anneciğim şurada soğan hazırlayacağız değil mi onları sizinle? Evet. Tamam burada Ahmet abiyle önce komposto hazırlıyoruz. 5 kilo vişnemizi topladık. Tamam. Artı 10 kilo suyumuzu koyduk. 1'e 2 oranında evet. Su koyuyoruz evet. Bu bir kaynar olacak sadece bir kaynar. Yani bir taşın böyle kaynayacak. Fokurtmaya başladı mı? Evet hazır. Dökün mü sana? Tabii. Tamam Türk'ün eli bulaşsın. Vişnelerimizi kabukları mı? Şey hem, yaprakları mı? Yaprakları? Şöyle de yaparsanız dışarı. Biz yaparız. Evet önüne başlıyoruz. Vişneler gitti suya. O sapları maplarıyla girdi şimdi. Şifadır. Ha. O da zaten şifa. Değil mi? Daha süzme işlemi evet, var. Evet, bitmiyor. Evet, yaprakları da mı şifa? Peki Ahmet abi. Sapı da yaprakları. Yaprakları? Evet evet evet. Buradaki püf noktası şuymuş. Kompostonun suyu birazcık böyle fokurdadığında hemen çok evet. Kaynatmadan, dereceyi yükseltmeden vişneleri gönderiyorsunuz. Vişneyi gönderdik. Ne kadar pişer? En fazla 5 dakika. Dakika. Su hafif kaynıyor. Vişne evet. Atıyorsun yeniden soğuyor. O yine kaynıyor 5 dakika sonra. Evet. Vişnelerimiz kaynar kaynamaz alıyoruz oradan süzmeye mi? Evet süzmeye alıyoruz. Biraz dilendireceğiz daha sonra. Süzeceğiz. Evet. Süzdükten sonra?
süzdükten sonra ılığa geldiği zaman şeker? Yani fazla sıcak fazla sıcağa gittikten sonra şekerini katacağız. Ha, ılıklaştığında şekerini evet, katıyoruz. Çok kaynar sonra değil. Yine kazanda birlikte? Hayır. Bitti onu. Kaynama işi bitti. Evet. Bizim işte ağaç kaşıklarımız var. Onlar da şeydir. Karıştırılır. Afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederiz Ahmet abi. İşte kompostumuzun da hikayesi böyle. Yapımı kolay. Bulduğunuz zaman vişneyi, eriği ya da başka bir şey, içeceklerinizi en azından evdeyken bunlardan değil mi tercih etmek kesinlikle lazım. Kesinlikle en sağlıklısı. En çok da lezzetli. Ahmet abi elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Annemiz afiyet ne yapıyor acaba? Gülsen annemize bakalım mı? O dövme çorbasına. Sence ne yapıyor? Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ahmet abi. Bakayım hele. Gel bak bakalım. Gülsü anneciğim kolay gelsin. Kolay gelsin. Sen sağ ne yapıyorsun ol. Burada? Lapa yapıyorum. Lapa mı? Evet. Böyle önceden hazırladınız mı? O kuru bir şey mi? Yok. Öyle sulu olacak. Karıştırayım ben. Şey bakayım hele bir içinde bak, ne var. Bak içinde ne var. Şunlar önce kuru muydu? Buğra benziyor bu. Evet yarma. Yarma mı? Dövmenin küçüğü. Tamam dövmenin küçüğü yarmadan hazırlanıyormuş. Evet. Kaynarsa da bunu kaynatıyoruz kazanda. Evet soğuracı olacak. İçine dökülecek. Ondan soğuracı sonra da mı döküyoruz? Evet, şimdi getirip dökeceğim. Soğuraç ne? İşte soğan, salça kavruyorsun tereyağıyla. Onların karışımı öyle mi söyleniyor evet. Burada kısaca? Soğraç. Evet. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Soğraç. Soğraçmış. Bir şey daha öğrendim. Sonra piştikten sonra üstüne kablara bırakıldıktan sonra şey yapılacak. Tereyağı dağlanıp dökülecek üzerine. Bu kadar. Evet. Eline evet. Sağlık Gülsel anneciğim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Burada ne oluyor? Hemen oraya da bakalım. Merhaba. Kavurmaya nasılsınız? Benziyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Sacı gördük hemen geldik. Evet. Şöyle geçelim. Gel Türkücüğüm şöyle. Saç varsa kavurma vardır. Kesin. Tam bana göre. Peki biz ne kavurması yapacağız? Kuzu mu? Biz saç kavurması yapacağız. Saç kavurma. İç bonfile etinden oluyor. Bir kilo, dana mı? Kuzu. Kuzu. Buralarda kuzu en evet, makbul. Kuzu etinden bir kilo iç bonfile etimiz var. Sebzemiz var. Sebzemiz var. Biber, domates. 250 gram tereyağımız var. Yaklaşık bir su bardağı su koyacağız. Misafir geldiği zaman hoş oluyor değil mi? Hemen misafiriniz geldiği zaman bahçenizde evet. Sadece var, malzeme de var. Başlıyor musun? Başlayayım ya. Tereyağımızı kaşığı. Eritiyor Türkü. Vermiyorum kaşığımızı. Yapıştır bana, gitsin. Yapıştır gitsin bırakalım. Oraya. Tamam sen tut ben koyayım. Hepsini bir böyle... Hepsini bırakalım. Tamam. Bonfile etimiz de gitti. Pek güzel görünüyor. Sıfır yağ var o ette. Tereyağında pişecek yapışmasın diye altına bir miktar tereyağı bırakıldı. Evet. Etiniz yağlıysa onu bırakmanıza da gerek yok. Et kendi yağıyla beraber kavruluyor, suyunu bırakıyor. Ama bizim etimiz yağsız olduğu için, öyle seçildiği için tereyağını koyduk. Biraz suyla suyunu daha yumuşak hale getireceğiz. Suyun da buharından faydalanıp evet. Daha yumuşak böyle tantuni gibi bir et olacak. Sizin şimdi böyle. Orada kavurma yaparken bir türkü ister izleyici. Öyle bir türkü ister ki böyle içinde kavurma geçsin, et geçsin. Kavurmayı pişirmişim. Kavurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar. Doldurdum basa basa, hadi gel gel. Doldurdum basa basa, hadi gel gel. Benim yarım çok güzel, ağam yar, paşam yar. Azıcık boydan kız hadi gel gel. Azıcık boydan kız hadi gel gel. Haydi haydi hopla gel, bir gel gel. Fistanını topla gel, bir gel gel. Haydi haydi hopla gel, bir gel gel. Fistanını topla gel, bir gel gel. Alttan ateşle, üstten de güneş ve türkülerle bonfilemizi kavurduk. İnce kıyılmış evet. Bonfilemizi. Saç kavurmamızı yapıyoruz. Saç yani. Kavurma devam ediyor. Biberler ve domatesler gidecek içine. Evet. Ardından baharatı, tuzu atılacaksa atılacak. Ve etin suyu çıkana kadar bu iş devam edecek. Etler piştiğinde saç kavurma tamamdır. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ne oldu dizin mi tutuldu? Dizlerim tutuldu. Vay biz de koca attık. Allah. Gidelim hadi. Elinize hadi sağlık. Gidelim. Hadi. Biraz daha tarla işi yapmaya ne dersin? Kolay gelsin annelerim. Vallahi nasılsınız? Kolay gelsin. Bak sana kimi getirmiş? Seviyor musun? Çok seviyorum. Gel ben sen diyorum. Kadan abi gel seni bir öpeyim. Kadan Allah. Evet ünlü isimlerimizi annelerimizle ablalarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sevgiyi eksik etmesin bizi de mahcup etmesin. Ne topluyorsunuz? Salatalık var. Salatalık. Başka ne var bu tarlalarda, bostanlarda? Çileğimiz var.
Çileği gördük. Çok hallettik çileği, yedik. Çok profesyonelce topladı kendisi. Çok hızlı çilek topluyor Türkü. Çok hızlı da salatalık toplayabiliyor mu acaba? Burada sadece salatalık var değil mi? Salatalık var. Yardım edelim biraz. Ver çapayı. Ver çapayı, çapayı. Ver çapayı, çapayı. Turgay elimdesin. İntikamın korkunç olacak. Gazım, Allah. Çapa savaşları başlıyor. Biz şimdi çapalıyoruz da yanlış otları çapalıyor olabiliriz. Evet, zaten şimdi, baktı bana az önce. Salatalık hariç. Yani orada pirpirim de var. Şimdi bunu şey yapalım. Pirpiri de var orada değil mi? Pirpirim deniyor ona. Onlara yapmıyoruz değil mi? Onlara da dokunmuyoruz. Mesela bak bak. İsmi semizotlu, biz pirpirim diyelim. Semizotlarına dokunuyor muyuz? Hepsine. Bak şimdi kır bak nasıl o. Bak şimdi bak sese bak bak. Ya. Tada bak. Tada bak biz şimdi. Biz de önce misafir verdin. Eyvallah. Program senin ama memleket benim. Çok misafirperver. Özür dilerim. Karşınızda yiyorum ama. Abla çok güzel ya. Ne güzel topraklarımız buradan var bizim. Buradan gidelim bizim inekler de. İneğim var, ineği de sağdım. Yemin et. Abla ben şeyi bir güzel sağarım, bir güzel sağarım. Evet, sağabiliriz değil mi? Sakindir. Biraz salatalık toplayalım. Ardından ablamızın ineklerini sağmaya gidiyoruz. Gerçekten. Tavukları da varmış Turgay. Kümesten de yumurta toplarız. Tamam olur. Günü kurtarırız. Hayır. Hadi bakalım. Elimizde bakraçlar, dilimizde türküler. Biz gideriz Samay'a, hey Samay. Nereden buldun onu yolda? Ben bulurum. Ablam sağ olsun. Sen verdin abi, biraz önce yoktu. Ben verdim. Ablam sağ olsun. Süt bakracımız bu mu? Bundan sağacağız. Sağılacak olan inekler, onlar mı? Anlaşma yapalım. Sen sağ, ben bunu çalayım. Sen sağmadan önce. Ben şunu diyecek zannettim. Sen İnekten korkuyor. Biraz korkuyor gibi bir hali var. Bir anlaşma yapalım. Sen sağ, ben selamet. Korkma korkma. Ama bunlar saldırmıyormuş şimdi. Sabah akşam bunlar saldırıyor. Bunlar uysal. Gel. Teknik, abla. Ablamdan teknik bilgi al. Fon müziği istiyorum. Sen sakın kalkma abla. Bak o kuyruk yine durmuyor. Şey ya, sinekler rahatsız ediyor onun için. Bunca zaman bana değil miydi bu? Sineklere miydi bu hareket? Yine bana. Bakayım nasıl sağıyor. Şöyle yapmıyor mu elini? Öyle de yapmıyor. Kız bak ben at. Canım. Allah cezalarına. Bugün bana ne oluyor ya? Bak kuyruktan kendimi... Şimdi ablamız o kadar misafirperver ki bu hareketler diyor size değil sineklere. İşin garibi ortada sinek yok. Yani bu hareket dümdüz bize. Gel. Baktın mı? Öğrendin mi? Sen biliyorsun musun? Sen Elazığ'ın kızısın. Bir dakika kalkma. Bu kafa atıyor. Şey kuyruk atıyor bana. Yok atmasın. Bir şey diyeceğim. Şöyle mi yapıyorsun? Ben böyle yapıyorum. Sen acımıyor mudur? Yok acımaz. Bir dakika sen gitme. Ne yapayım? Gitmem. Sanatçı kardeşlerim için, arkadaşlarım için her şeyi yapıyorum. Bakın kuyruğun önünde siper bile oluyorum. Vallahi sağdım. Ne yapayım? Geliyor, oluyor. Yemin et. Yeter oluyor. Artık bugün çok nasıl sağdım. Yeter. Nasıl o süt kime yeter? Yeter. Allah bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, nasılsın arkadaşlar? Merhaba. Yalnız sen şanslısın biliyor musun? Neden? Diğer sanatçı arkadaşlarımdaki kümesler bunun onda biri büyüklüğündeydi. Bak senin için ne kadar ferah, ne kadar rahat. Üç ya, oda bir yok. Salon. Ben zaten Selvi boyluyum ya ne olacak yani. 2 metre boy var benim. Şimdi içeriye kaçtılar gördün. Gördüm ben. Horozlar ben... dışarıdaydı. İçeride ne vardı acaba? 5 çay mı var, gün mü var? Bakın. Hayır ben sana söyleyeyim mi? Biz daha şuradan gelirken horoz ötmeye başladı. Dedi ki hepiniz içeri dedi. Yabancılar geliyor söyleyeyim dedi. Söyleyeyim mi? İçeride 50 tane tavuk var. 5-10 tane de horoz var. 5-10 tane. Vallahi bak. Bir çöplüğe bir horoz yeter ya. Bir içeri girelim. Vallahi alırız. Burada gül gibi geçiniyorlar galiba. Yemin et. Bir bak bakalım ne var orada. Bana bak bir sürpriz hazırlamadın değil mi? Senden önce girmedim yani. Sadece baktım içeride 5 çay var. Merhaba canlarım. Nasılsınız inşallah? İyi misiniz? Bayağı kalabalık. Yumurtamız var mı acaba? Bir tavuk popülasyonu var içeride.
Kesin yumurta da var. Ay cimcim de var. Hadi canım. Valla. Alo valla. Merhaba, merhaba. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle hakkınızı arayın. Yumurtaları gördün mü? Yumurtalar alayım mı? Alsana yumurtaları sağda. Almayın, vermeyin yumurtaları kimse. Allah'ım Allah'ım. Bir tane bırak. Tamam. Vallahi aldım. Sıcak. Gördün. Sen bunları tut. Evet. Geliyorum. Kıs 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 kıs. Çıkın dışarı canım, biraz hava alın. Çok şükür. Çok şükür. Bu bana gülüyordu içeride. Niye gülüyorsun sen bana? Allah Allah atıyor sana bak. Yapıyor sana. Efendim söylediğim gibi içeride ciddi bir tavuk popülasyonu var. Yumurtalarımızı aldık, iki tanesini bıraktık. Ama daha çok yumurta var içeride. Bize üç tane yeter. Evet. Çıkalım mı? Rahat bırakalım mı onları? Horozun siniri bozuldu. Cicileri gördün mü? Horozun siniri bak bak gördün mü? Bak 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 onlar sinirleniyor. Ya, onları topluyor. Asabi bir horoz arkadaşım. Hadi gidelim. Yumurtalarımızı da aldık. Cicikleri bak. Eyvallah görüşürüz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Kavaktepe'nin meşhur yemekleriyle ablalarımızla karşınızdayız. Özellikle Türkü'nün en çok sevdiği yemekleri seçtik. Ben sarput köfte. Bayılıyorsun değil mi? Çok. Sulu oluyor biraz böyle. Sulu ama burada köfte. Da çok sık yapılıyor. Çok lezzetli bir köftedir. Ele güzel oluyor, ele güzel oluyor. Ele seveyim, ele seveyim. Ele seveyim, ele elim, elim. Badan alayım. Bir tane yap da yiyek derler. Başka ne varmış? Başka ne hazırlayacağız? Ekşili köfte. Türkü'yle beraber nasıl yapılacağını anlatacağız. Bulgur falan da var. Falan. O da sebzeli bulgur mu olacak? Sebzeli bulgur pilavı. Sebzeli bulgur pilavı. Evet. Birazdan hepsini anlatacağız. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Yaz aylarında hazırlayabileceğiniz enfes yemekler sizleri bekliyor. Önce harput köfteyi hazırlayacağız. Hazır mısınız? Hazırım. Malzemeleri söyleyelim o zaman izleyicilerimize. Neler var harput köftede? Önce etimizi alalım. Malzemeleri sayalım önce. Evet, malzemelerimizi. Etimiz. Evet. Ondan sonra bulgurumuz. Salçamız var, soğanımız, maydanozumuz, tuzumuz, pul biberimiz, yağımız. Yumurta var bir tane. Yumurtamız var. Bu kadar malzememiz. Evet. Şimdi içi dışı ayrı yapılıyor değil mi? Yok. Beraber. Şimdi birlikte yapacağız. İçi dışı yoksa harput köfte. Harput köfte. İçi dışı bir diyorsun. İçi dışı bir. Ha, bir tane burada bir köfteydim ben onunla karıştırdım. O içli köfte. Ha, burada içli köfteyi de öyle sulu yapıyorlar, evet, pişiriyorlar, haşlıyorlar. Tabii öyle yapıyoruz. Tamam. İzliyoruz o zaman harput köftemizi. Tamam. Harput köfteye başlıyoruz. Sizler de hazırsanız buyurun hazırlık aşaması. Münibe ablam tıpkı çiğ köfte yoğurur gibi büyük zahmetlerle bunu yoğurdu. Macun gibi oldu. Bak şimdi şekil mi veriliyor şimdi tabii. Münibe abla? Bu ne? Analı kızlı gibi böyle uğraşacak mısınız bunu? Evet. Biraz küçük değil mi bu? Küçük olsun. Böyle pul şeklini veriyorlar. Bu o mu? Ha, abla şimdi bunları ne yapacağını da göstersene. Bak şimdi. Galiba o. Ha. Evet pul. Gördün. Buyurun. Bu şekli alması lazım. Pul şekline geliyor. Bu bayağı uzun sürüyor. Evet, zahmetli bir yemek. Çok çok sevdiklerinizi hazırlıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Öyle gelene değil ama. Her gelene değil. Hazırlarım, gelene de. Şaka yapıyorum. Elazığlılar inanılmaz misafirperver. Aç kalmazsınız efendim bu memlekette. Hiç yapmanız inanılmaz. Haftada bir sefer yapılır. Haftada bir yapılıyor. Evet, harput köftenin farkı bir defa şekliyle anlaşılıyor. Onu evet. Pul şeklinde yapıyorlar. Şimdi Türkü yaptım dedi. Kesin eli alışmıştır zaten. Yap evet. Yap bakalım nasıl yaparım, oluyor. Yaparım bak. Onu. Gel bu tarafa gel. Hadi gel değiştir. Gel. Yok ya şeye başlayalım, ekşili köfteye başlayalım. Ama beni kandıramazsın, onu sen yapacaksın. Devam et, bulaşmayayım ben, sen merak etme. Nasıl sıyrıldı? Müthiş. Ya, neyse ben de sana kıyamam, şimdi gideceksin de değil mi? Evet canım. 3 kilometre ileride evet. Musluk. Ekşili köftemize geçelim, malzemelerimizi sayalım. Bir dakika, sayalım önce onu soralım, bu kadar mı işi? Şimdi daha pişireceğiz. Onu daha anlatalım. Bitirelim. Pişiriyoruz, hı-hı. Pul pul yapıyoruz. Pul pul yapacağım, bitirdikten sonra soğracını yapacağım, salçasını yağını koyacağım, yani. Kaynayacak. Soğraç. Soğraç. Öğrendik ya. Soğracını da yapacağım, evet. Yağını koyacağım, kaynayacak. 5 dakika ve 10 dakika pişireceğim, tamam. Kaynadıktan sonra. Evet. 5-10 dakika. İçini atacak. Ve harput köfte hazır. Hazır. Gülüp ablacığım elinize sağlık. Bir güzel olur. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sırada iki ustadan ekşili köfte var.
Sırada ekşili köftemiz var. Hepimiz severiz. Sizin de sevdiğinize eminim. Aybüke Hanım hazırlayacak. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi size Türkan Hanım'la beraber yardım edeceğiz inşallah. Evet. Malzemelerimizi sayalım izleyicilerimize. Ekşili köftede neler var? Köftemiz için bulgur ve un var. Evet. Bunu yoğurup top haline getireceğiz. Soğan, salça, domates, biber, patlıcan ve tereyağı. Bir de en son limonumuzu. İsmini de oradan alacak. Evet. Ekşiliğini. Evet, aynen. Bol mu atacağız limonu? Evet, aynen. Sen ye. Ha, bunu da unuttum, pardon. Bunu da en son üzerine dökeceğiz. Nane, kuru nane. Kuru nane. Evet. Bunların hepsi bahçede oluyor, bu bahçede. Evet. Noktası orası. Aynen. Hem ben bu tiyoyu verdikten sonra daha hiçbir şey karışmam. Bu kadar mı yani? Ben de ekşilik tiyosunu verdim. Ama önemli olan buydu. Final de önemli olan. İş sana kalırsa? Finali ben yaptım yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Başlıyoruz hazırlamaya. Malzemelerimizi inşallah kaydetmişsinizdir. Ekşili köfte severler ekran başına. Aybüke Hanım hazırlıyor sizin evet. için. Aybüke, patlıcan, biber, soğan, nane, başka bir şey var mıydı? Hayır. Domates var değil mi? Evet, bir de domatesi beraber hepsini pişirdik, kavurdu. Türkü ile beraber. Oh, elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi köftesi. Sırada köftesi var. Evet. Bakalım köftesi nasıl oluyormuş. Aybüke köftelerimizi yuvarlıyor. Misket gibi yapacak, ardından tencereye gönderecek. Sonra onlar pişecekler. Ne kadar pişiyor bu? 20 dakika mı? Ya kısa bir süre, 15-20 dakika zaten. Çünkü oluyor. Zaten şu malzemesi evet. pişti. Aynen. Bunun haşlanması da kolay oluyor zaten. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ekşili köfte tarifi de böyle. Sırada bakalım ne varmış. Geçip Türkü ile yardım edelim. Bulgur pilavını kim sevmez ki? Yanında ayranı, bir de soğan kırarsanız... Ne güzel olur ki. Sever misin bulgur pilavını da? Çok severim. Vallahi çok severim. Yaz kış gidiyor. Gideri var her zaman. Köylüyüm yani malumunuz. Ne mutlu. Ne mutlu. Ben de çok severim bulgur pilavını. Çocukluğumuzdan beri efendim haftada bir mutlaka bizim evde pişerdi. Ama burada böyle sebzeli çok güzel hazırlıyorlar. Siz de bulgur pilavını seviyorsanız özel tariflerden biri. Bilsen ablacığım nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz şey... Kısırdın mı? Üşütmüşüm, evet. Şimdi onu bulgur pilavıyla hallederiz inşallah. Evet, inşallah. Bulgur pilavının buharında evet. sizi yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi bulgur pilavı için malzemelerimiz nelerdir? Yağımız, tereyağımız, evet. biberimiz, soğanımız, domatesimiz, pul biberimiz, salçamız, sonra da bulgurumuz. İrsel ablamızın bu saydığı malzemelerin herhalde olmadığı ev yoktur. Değil mi? Her evde evet. rahatlıkla bulabileceğiniz malzemedir. Evet. Canınız çektiğinde ki şu an eminim canınız çekecek. Bizim programı izledikten sonra hep kuzu canınız çekmeyecek. Biraz da bulgur pilavından eminim canınız çekecek ve yapacaksınız hemen. Çok da kısa zamanda hazırlanıyor değil mi Birsel ablacığım? Evet kısa zamanda. Kolay bulgur pilavını evet, hazırlamak. Evet kolay. Hazırlamaya başlayalım. Evet. Aynen. Başlıyoruz. Birsel ablam bulguru kavurdu. Pul biberini atıyorum. Pul biberini attı. Su mu kaldı yani şimdi sadece? Evet su kaldı. Bir de tuz kaldı. Tuz. Suyu ve tuzu ilave edilecek. Suyunu çekecek. Ve bulgur pilavımız hazır olacak. Biz de türküyle tadına bakacağız inşallah. Efendim pilavımız da tamamlandı. Diğer yemeklerimiz gibi az sonra en lezzetli yemekler eşliğinde en güzel türkülerle sizi karşılıyor olacağız. Ayrılmayın. Kavaktepe'de ziyafet hazır. Ablalarımızın eline sağlık. Çok güzel hazırlık yaptılar. Harput köfte hazırladılar bize. Bulgur pilavımız var sebzeli. En güzelinden bir de ekşili köftemiz var.
Bütün gün çalıştık değil mi ablacığım? Türkü de çok yoruldu. Teşekkür ediyorum arkadaşıma, dostuma. Rica ederim. Bakalım rica tadlarına. Ederim, hadi tadalım. Vallahi keyifle tadarız. Bakalım şimdi. Önce harput köftemiz. Ben direkt evet. Efendim ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm hazırlıklar muhteşem olmuş. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dostum arkadaşıma bugün bizi kırmadı. Bu yaz sıcağında geldi. Hemşerileriyle aslında bir arada oldu. Bizi de çok mutlu etti. Ben çok mutlu oldum ya. Söz konusu Elazığ'sa gerisi teferruattır. Durumdayım yani. İşte bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Efendim kürsü başı olmadan olmaz. Yemeklerimizi yiyoruz. Kürsü başına bağlanıyoruz. Dakkolara doğru gidelim. Efendim Gakkolara çok teşekkür ediyoruz. Elazığ demek kürsübaşı demek. Kürsübaşı demek Elazığ demek. Evet. Tabii teşekkür etmek istediğim çok değerli dostum, kardeşim, arkadaşım Türkü var. Bugün hoş bir gün geçirdik memleketinde. Çok güzel türküler söyledin bize. Yemeklere yardım ettin. Güzel iş tuttun. Yani güzel bir Elazığ günü geçirdik hep birlikte. Ben de çok keyif çok teşekkür aldım. Ediyoruz Türkü. Bizi kırmadın. Ben teşekkür ederim. Benim memleketimde hakikaten beni mahcup edecek vaziyette ağırladınız. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Ziyadesinde bu bütün bu bugün içerisinde yaptığımız bu aktivitelerin sonunda bir de Elazığ'da bu yorgunlukların üzerine uykusu da çok güzel oluyor biliyor musun? Öyle mi? Burada, tabii. Burada uyuyalım biz o zaman. Derin uyursun. Bir derin uyusun ki sana. Sonsuz havası güzel ediyorum. Memleket. Emeğe geçen kamera arkasındaki arkadaşlarıma yayından yapıma kimin emeği geçtiyse... Arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum senin nezdinde. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Dostlarımıza, emeği geçen tüm abilerimize, ablalarımıza, tüm Elazığlılara çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.